Haksız rekabet davasında cevaba cevap dilekçesi. Asliye Ticaret Mahkemesi. Sayın Başkanlığına. Dosya numara. Cevaba cevap veren, davacı. Vekilleri. Karşı taraf davalı. Konusu, davalının cevaplarına karşı cevaplarımız açıklama. Bir davalı cevap dilekçesinde davalı şirketin 1995 yılında kurulduğunu, bu tarihte ticaret sicilde tescil ve ilan edildiğini, müvekkilin davalı şirketin unvanını sicil gazetesindeki ilan ile öğrenmiş olduğunun kabul edileceğini, haksız rekabet davalarında zaman aşımı süresinin 1 yıl ve herhalde 3 yıl olduğunu belirtmekte, buna göre zaman aşımı süresinin dolmuş olduğunu iddia ederek zaman aşımı definde bulunmaktadır. Dava dilekçemizden de anlaşılacağı üzere haksız rekabet teşkil eden durum halen devam etmektedir. Bu halde zaman aşımı süresinin dolduğundan söz edilemez. Türk Ticaret Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca zaman aşımı süresinin başlayabilmesi için haksız rekabet oluşturan eylemin sona ermiş olması gerekir. Somut olayda gibi haksız rekabet oluşturan eylemler devam ettiği sürece zaman aşımı süresi işlemez. Zaman aşımı definin reddi gerekir. İki cevap dilekçesinde, davalı şirketin ticaret unvanının tescilli olduğu, tescilli ticaret unvanının kullanılmasının haksız sayılamayacağı, haksız rekabet iddiasıyla tazminat talep edilemeyeceği açıklanmakta, bu konuda emsal olduğu iddia edilen yargıtay kararları dayanak gösterilmektedir. Anılan yargıtay kararlarında tescilli bir ticaret unvanının kullanılmasında usulsüzlük olmayacağı belirtilmekte beraber davamızın hukuki dayanağı sadece iltibas yaratan unvanının kullanılması değildir. Dava dilekçemizde ayrıntı yer aldığı üzere davalı şirketin unvanındaki ES kelimesi iltibas yaratır niteliktedir. Ancak bundan ayrı olarak davalı ticaret unvanını ticaret sicilinde tescil edildiği şekilde kullanmamaktadır. Unvandaki ES kelimesini büyük harflerle ES şeklinde ve basın olarak yazıp kullanmaktadır. Haksız rekabet oluşturan önemli nedenlerden biri de budur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 26 Nisan 2000 tarihli E-2000-11-827-K-2000-808 sayılı kararın ve daha birçok yargıtay kararında vurgulandığı üzere tacir-ticaret unvanını ne şekilde tescil ettirmiş ise o şekilde, aynen, kullanmak ve başkalarının tescilli unvanlarıyla iltibas yaratmamak zorundadır. Böylece davalının yukarıda değinilen savunmasına değer verilemeyeceği açıkça ortadadır. Çünkü davalı unvanını tescilli olduğu şekilde kullanmamakta, açıkladığımız gibi iltibas yaratacak şekilde kullanmaktadır. Üç davalı şirketin unvanının tescilli olduğu doğrudur, ancak müvekkilin ticaret unvanı davalıdan 10 yıl önce ticaret siciline tescil edilmiştir, her iki şirketin faaliyet alanlarının da aynı olduğu dikkate alındığında müvekkil şirketin unvanının korunmasında kanundan ve sicilden doğan öncelik hakkı da vardır, ekte sunulan Yargıtay 11. H, D'nin 8 Nisan 2002 tarihli ve E, 2001 bölü 10860, K, 2002 bölü 3275 sayılı kararında aynen, ticaret ortaklıklarının unvanlarında iltibas varsa önceden ticaret sicil kaydını yaptıran tüzel kişilik TTK'nın 43, 47, 54, 57 bölü 5 maddelerin uyarınca haksız rekabetin meni davası açabilir denmektedir. Yüce Yargıtay'ın istikrarlı uygulamaları bu yöndedir. Dört davalı cevap dilekçesinde, şirketin unvanında yer alan, ese, kelimesinin kurucu iki ortağın, elif sema, isimlerinin ilk iki harflerinin birleştirilmesiyle meydana getirilmiş olduğunu, böylece haksız rekabet kastı ile hareket edilmediğini iddia etmektedir. Unvan veya unvandaki kelime nasıl oluşturulursa oluşturulsun asıl olan haksız rekabet yaratıp yaratmadığıdır. Kaldı ki, TTK'nun 45. maddesinde, şirketin unvanına kişi adları veya kısaltmaları girdiği takdirde şirketin nevini gösteren ibareler kısaltılara yazılamaz, düzenlemesi bulunmaktadır. Böyle durumlarda şirketin nevini gösteren ibareler, limited şirket tam yazılmalıdır, yani, ltd, şeklinde yazılamaz, kısaltılarak yazılır ise kişi ismi olarak kabul edilemez, davalı şirket bu hükme de aykırı davranarak unvanında şirketin nevini gösteren kelimeleri kısaltarak, ltd, şeklinde yazmaktadır. Delil listemiz ekinde sunduğumuz davalı şirkete ait basılı evraklarda, yazışmalarda, ilan ve reklamlarında da bu duru görülmektedir. 5 davalı tescilli markalarının e-sermop olduğunu belirtmektedir. Böyle olmakla birlikte davalı ürünlerinde bu markayı da ye hiç kullanmamakta ya da arka planda bırakarak görülemeyecek veya dikkat çekmeyecek bir yere yazmakta, buna karşılık e-se kelimesini tek başına veya unvan içinde olsa bile baskın şekilde kullanmaktadır. 6. E, L, E, S, e, e ve E, S kelimelerinin açıkça farklı olduğu iddiası da hukuka uygun değildir. Bu iki kelime arasında sadece bir harf fark vardır. Kelimelerin telaffuzu da sözsel ve görsel olarak algılanışı da orta düzeyde dikkate sahip insanlar üzerinde karışıklığa yol açacak, iltibas yaratacak ve yanıltacak niteliktedir. Her iki şirketin unvanlarında takip eden kelime grupları da bu karışıklığı önlemeyecek, körükleyecek niteliktedir. Çünkü mobilya ve möbel kelimeleri aynı anlamı taşımaktadır. Sonuç ve istem. Dava dilekçemizde ve yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle yargılama sonunda sübuta erecek haklı davamızın kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. Davacı Vekili Avukat Sami YNECK -E AŞE Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi